Yolun Başındayken programından herkese merhaba. Tercih döneminin sonlanmasına çok az kaldı. Sayılı günler kaldı. Çarşamba günü artık sona eriyor. Bizi bu ekrandan biliyorsunuz tercih günleri boyunca e, sizlere seslendik. Kaçırdığınız programlarımız varsa eğer yolunbaşındayken.tv adresinden takip edebilirsiniz. İlk bölüm konuğum İstanbul Arel Üniversitesi Rektör Yardımcısı aynı zamanda Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Ümit Ataman. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Şimdi sizin alanınız muhasebe finans ya. Evet. Bu arkadaşlar da işi bir nevi muhasebe değil mi? Şimdi buraya koyuyorlar. Elde bu var. Şurada geleceğim meslekleri var diyorlar. Ee, bir benim dengeyi bir denge kurmaya denge evet. kurmaya çalışıyorlar. Zaten muhasebe demek denge de, de olduğu için zaten teraziyle bizim işaretimiz o bakımdan evet. O dengelemeyi yapmaları Madem lazım. Madem bunun profesörüsünüz, bu alanda <laughs> uzmansınız. Evet. Bu arkadaşlara ne söylersiniz? Evet bu arkadaşlarım benim mutlak surette başarı derecesine göre sıralamalarını yapsınlar ve bir de denklemi orada kursunlar. Şöyle denklemin bir tarafında ileride çalışacakları mesleğin ne olduğunu bir tarafına koyacak, diğer tarafına da başarı derecesini koyacak, ikisini dengeleyecek. Ama şöyle, buradaki bölüm çok önemli. O iki dengeyi kurarken İki kefeyi birbirine denk getirirken bölümü de kaçırmayacak. Hmm. Bir öğrenci bir öğrenci mühendislik tahsili yapmak isteyebilir ya da tıp tahsili yapmak isteyebilir. Ama bu dengeyi kurarken başarı derecesini, başarı durumunu ve ileride hangisi ona daha yakın geliyorsa ya da bu konularda bir hobisi varsa hmm. bu denklemi bu şekilde kurup Çözmesi lazım. Yoksa e, iyi seçilmemiş bir bölüm, e, yine iyi sıralanmamış bir başarı derecesi e, çocuğu mahzun ve mağdur duruma düşürecektir. Tamam. Şimdi matematiksel hesaplarla da tutkusunu sıfırlamadan, değil mi? Tabii. O tutku, siz onu söylediniz aslında, hobi dediniz, sevdiği, zevk aldığı şeyler. Tabii, tabii. Ee, i̇şte yine denge. Tabii. Bu ikisini dengede tutacak. Dengede tutması lazım. Hı -hı. Ve bir de her zaman söylüyorum, bölüme göre hareket etmeliler. Ve eğer bir bölüm olabilir, bir üniversitede yoktur. Diğer üniversiteyi. Olmadı diğer üniversiteyi. Ama bu bölümü ararken o üniversitelere gidip, Hı. kampüslerini ziyaret edip, ayrıca oradaki öğrenci, öğretim üyesi yoğunluğunu, tespit etmeleri, onlar belki tespit edemez ama yine internet sayfalarından bu bilgilere erişebilirler. Bunları tam manasıyla öğrendikten sonra o seçimi yapsınlar. Ayrıca girecekleri yerin kampüs durumunu, kampüsteki Koşunlar. laboratuvarlar hmm. bunlar Hata evet. uluslararası olanakları sadece Türkiye'de sunduğu olanaklar de o. Genelde, değil. Genelde genelde uluslararası olanakları her üniversite kendine göre bir şey yapmaya çalışıyor. Bu da Erasmus kanalıyla yapılıyor. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Arel Üniversitesi'nde Erasmus'ta bir hayli ileriydi. <laughs> Fakat bu terör dünyada ve Türkiye'deki terör Karşılıklı mübadeleyi, karşılıklı öğretim üyesi ve öğrenci gidiş gelişini adam akıllı sekteye vurdu. İnşallah bu o, terör... Giden öğrencileri mi, gelen öğrencileri mi? Her ikisi de, Hı. her ikisi de. Giden de endişeli, gelen de endişeli. Aynı şekilde öğretim üyeleri de gittiği ülkeden geldiği ülkede. Halbuki bu o kadar güzel bir şeydi ki bir öğrenci kalkıyor İngiltere'de bir okula, Amerika'da bir okula, Amerika'da değil de İngiltere'de ve Avrupa ülkelerinden birine gidiyor. Orada bir fakültenin bir bölümüne kaydoluyor. Ondan sonra oradan bir dönem okuyor. Okuduğu derslerin transkriptini getiriyor ve biz de verdiği vakit biz onları buradaki dersleriyle aynı olduğu için sayıyoruz ve çocuk hem oranın kültürünü alıyor hmm. hem burada da yani bir sadece dönem. Sadece yabancı dil gelişimi olarak bakmamak lazım. Ha, evet, Bu kültürel alışveriş Tabii. Değil dünyadan arkadaşları oluyor. Tabii. Arkadaşları oluyor. Yalnız e, dil bilgisi bunda yetmiyor. Aynı şekilde de oradaki programda da başarılı olması lazım. <laughs> ve aynı şekilde dışarıdan gelen öğrenci de bu şekilde bizim programlarda başarılı oluyor, derslerde başarılı oluyor ve alıyor memleketine gidiyor. Şimdi madem konu buraya geldi. İstanbul Aral Üniversitesi'nde kampüsün içerisinde e, bu denge nasıldır? Nerelerden öğrenciler var? Şimdi Kimlerle yolu kesişir gelen öğrenciler? E, bizim e, öğrencilerimiz bir kere fevkalade e, her yönüyle rahat, özgür ve herhangi bir baskı altında ne üniversite e, yönetiminden ne dış e, etkenlerden etkilenmeyecek bir öğrenci portföyümüz var. Bu rahatlıkla her öğrenci bizim e, sevdiğimiz, saydığımız ve kendi e, bir ne bir varlık olarak, bir değer olarak kabul ettiğimiz, bir arkadaş olarak kabul Hı. ediyoruz. O bakımdan öğrencilerin mümkün olduğu kadar biz de kayıt oldukları andan itibaren onları e, hayata yetiştirecek, hayata e, yönlendirecek çeşitli öğrenci kulüplerimiz var. 50'ye yakın öğrenci kulübümüz var. Ayrıca Arelcam gibi kuruluşlarımız var. Bunlar da çocuklara daha ilk baştan e, bir CV yazma öğretilmesinden stajlarına kadar her şeyini hallediyor. Yani bizim AREL Üniversitesine gelen bir çocuk yalnız değil, üniversitenin koruması altında, üniversitenin yönlendirilmesi altında ve ayrıca bizim spor sahalarından, imkanlarından da yararlanabiliyor. Öyle ki bizim yarı olimpik bir kapalı e, havuzumuz var. Hı hı. Ayrıca e, tenis sahası, ayrıca e, basketbol sahası, bu gibi spor yapma olanakları da var. Bir de ayrıca bizim arelin bir e, 400 yataklı villa yurtları var. Villa yurtlar. Evet, hı. villa yurtlar var. Bu villa yurtlarda e, gelen kalan e, özel havuzları var. Onların da açık havuzları var. Orada o, okulumuza fevkalade yakın, gidip gelmeleri de kolay. Bahşişlerimizde hiçbir şeyden etkilenmiyorlar, dış e, evet, etkenlerden evet. Ve Bir de tabii bizim orası <laughs> yeşillikler içinde bir yer, o bakımdan temiz hava, e, iyi bir öğretim kadrosu, Hı. onun için bütün arkadaşları arele. Bekliyoruz. Zaten tercih günleri kapsamında bütün üniversiteler, devlet, vakıf üniversitelerin hepsi kapısını açtı aslında. Akademik kadroyla, tabii, öğrencisiyle, tabii, tabii. E, yönetimiyle orada bekliyorlar tabii, arkadaşlarını. Tabii, tabii. Yani şu üniversitemin, bu üniversitemin kararsızlıkları varsa hala süre var. Son üç gün. Tabii. E, e, çok kıymetli. Yani son dakika bile gününü, olsa, çarşamba gününe. Evet. Ama eminim ki bizim de tercih masalarımız var ve fevkalade yoğun görüyorum gelenleri, giden öğrencileri. E, genelde anneleri ve babalarıyla geliyorlar. Hmm. Fakat ben bu işte anne ve babalarının olmasını hiç arzu Şöyle etmiyorum. Şöyle onları hemen onların yanından alıp "Çocuğum sana şurada bir şey göstereceğim." gel deyip biraz köşeye evet, çekiyorum. Evet, evet. Çünkü Pek alacakları, evet, alacakları kararda anne baba mümkün olduğu kadar baskı yapmasın. Etki etmesi. Ediyor mu peki? Yani öyle Edi, şeylere şahit oluyor ediyorlar, musunuz? Ediyorlar, ediyorlar. Ediyorlar. Yani bir kere anne baba kendi hayallerindeki mesleği çocuğa e, kazandırmaya ve çocuğu ona doğru yönlendirmeye çalışıyor. Bu da tabi. Hala devam ediyor. Olmaz. Yani evet. Aynen stiline. devam ediyor. Hı. Çocuk mesela hiçbir şekilde Hı. o branşı istemiyor ama anne baba vaktinde hayal kurmuşlar. Hem kendileri için belki hem çocuk için. Ama o hayalle tabii iş olmuyor. Ondan sonra çocuk girdiği vakit bu şekilde zorlanıyor. Sonra pardon sözünüzü kesiyorum. Şöyle bir şey daha söyleyeyim. Mesela girdi bir bölüme girdi. Okurken yan dal, çift, çift dal, dal onları Doğru. da yapabilir. Hatta ya. ön lisanslar için de bunun önü açıldı artık. Yani gayet, tabii. Bile gayet, çift dal tabii, gayet tabii. Hı -hı. Bu gayet güzel bir şey. İlle bir bölümden mezun olacak diye bir şey. Mühendislik bölümlerinden işletmeye geliyorlar. İşletmeden... Ee, diğer dallara geliyorlar ve bu surette... Yani programda hep altını çiziyoruz. Böyle artık eskisi gibi çok keskin çizgiler yok. yok. Yani disiplinler arası geçiş, birbiriyle yok, çok benzer temaslar. Rahat. Evet, hani çok bir rahat. yandan da hani belki alanı seçmek lazım. Hani o bölüm Evet. Zaten evet. o alan içerisinde e, birbirlerinin çalışma sahalarına da taşmış durumda değil mi? Tabii, tabii. Sizin tabii. mesela kendi alanınız için de öyle. Finans, tabii, maliye, iktisat tabii, işletme, tabii, yani tabii, tabii. bilimler hepsi fakültesi iç içe, evet, hepsi. bütün bölümler. Hele iktisal bilimler bilimlerde Doğru. böyle. Sonra iktisadi idari bilimlerin eşi, benzeri uygulamalı bilimler yüksek okulları var mesela. Hmm. Aynı bölümler Aşağı yukarı oralarda da var. Ama tabii onlar daha uygulamaya yönelik. Ha Bir de onu e, belirtmek istiyorum. Arel'deki eğitim Hı. uygulamaya dönüktür. Bu arada havuzu görüyoruz o biraz önce anlattığınız Evet. Seniz, <laughs> e, uygulamaya dönüktür. Her çocuk okuduğu e, bölümde uygulama yapmak mecburiyetindedir. O mecburiyet çocuğu e, ilerideki hayatına hazırlıyor. Hatta öyle ki Meslek Yüksek Okulu'ndan örnek vereyim. E 2 senelik e, meslek yüksek okulunun son sınıfına da çocuk çalışmaya başlıyordu dışarıda. Yani böyle bir imkan. Yani üniversite e, sadece e, okul hayatı değil, hayat değil, okuluyla da bağlantılı değil. temeller tamamen, atıyor diyorsunuz. Atması yani, üniversitenin rollerinden biri midir bu öğrenciye hayat gözlemek? Öğrenciyi de aynı şekilde hayata dönük bir şekilde yetiştirmek lazım. Hı hı. Yoksa teorik, e, yani çocuk en azından aldığı bilgilerle neyin ne olduğunu, nerede olduğunu bulabilmesi lazım. Yoksa sırf teorinin içinde boğulmuş bir çocuktan yararlanamazsınız. Hı hı hı. Ama o çocuk neyin nerede olduğunu, örneğin bir konunun hangi kitabın hangi sayfasında değil de, şu bölümü şu kitapta bu bölümü bu kitapta görebilirim, oradan alıp çalışabilirim e, şekliyle çalışırsa o zaman olur. Yoksa oturup e, şeyleri Zaten ezberlemek. Zaten öyle bir sistemden geliyorlar. Çok da yoruldular evet, sınava hazırlanırken evet, öyle evet, de bir evet. yani sevsin sevmesin bütün her şeyden sorumlu oldukları bir sistemden evet. geliyorlar. Şimdi eğer bir de severek de seçim yaptılarsa çok şanslılar. O zaman hiç problem kalmaz. Hı. Zaten o yorgunluk, o baskı... Üniversitede girer girmez birdenbire bir kendilerini rehavete kaptırıyorlar. Bir Hı. de o oluyor. Yani o alışmış günde 20 tane test çözmeye, 100 tane bir dönemde test çözmeye bakıyor. O geldiği üniversitede Biz test mi? şey test falan yok. Aha. Bir profesör var, bir doçent var, bir asistan var. onları anlatıyor. Tabii o onların adaptasyonu da güç oluyor. Bakın çok önemli bir yere dokundunuz. Tebrik ettirdi. Şöyle yani yok. Çocuk birden bir bambaşka bir ortamın içine düşüyor. O yüzden düşük. onları projelerle, uygulamalı tabii, ödevlerle tabii, değil mi? Tabii, <laughs> tabii. Quizler var, Rehabit ödevler var. Bu şekilde gereği. yetiştirmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum değerli katkınız sağ olun için. Efendim, İstanbul sağ olun. Aral Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ümit Ataman bizimle birlikteydi. Bir ara veriyoruz. Aranın ardından devam ediyor programımız. Bir yere ayrılmayın.